Şimdiki durağımız ise gelecek yüzyıllara damga vurmaya hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Medresesi. Tuzi kasabasının Mileş köyündeyiz. Hemen arkamda görüyorsunuz güzel bir mimarisi olan bir eser yer alıyor. Bu eserin adı Fatih Sultan Mehmet Han Medresesi. Evet, bu güzel külliyeyi az sonra sizlere tanıtacağız. Hemen karşısında da güzel bir cami var. Caminin güzel bir minaresi, iki şerefesi ve şerefenin hemen altında görüyorsunuz yeşil renkte ay yıldız, bayrağımızın sembolü, aynı zamanda İslam dünyasının sembolü yer alıyor. Bu medreseden mezun olan talebeler burada olsun, gerek Türkiye'de olsun, iki ülke arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitede öğrenim görebiliyorlar. Tuzi'de adeta bir inci gibi parlayan bu ilim yuvası hakkında bilgi almak üzere Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Karadağ Din Hizmetleri Koordinatörü Mehmet Tevfik Yücesoy ile birlikteyiz. Şu anda Sultan Mehmet Fatih Han aleyhi rahmetü vel gufran hazretlerinin isminden mülhem olarak Mehmet Fatih Medresesi'nde bulunuyoruz. Ve bu medresenin inşaat sürecinde Karadağ Devleti'nin de gayrimüslim olmasına rağmen buranın inşaatı sürecinde ciddi bir katkıları olmuştur. Türkiye'nin buraya katkı sunması noktasında Karadağ Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi talebi olmuştur. Buranın bitmesi ve burada hizmete başlanması Karadağ için ehemmiyet arz etmektedir. Türkiye'nin destek sunması bizi memnun edecektir şeklinde bir talebi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, buranın Cumhurbaşkanı Filip Vujanović. Medresemiz önemli bir medrese. Tarih olarak bir geçmişi olmasa bile tarih yazmaya niyetli bir medrese. Malumunuz Osmanlı'nın son medresesi Plevle'deydi. Osmanlı zamanındaki adıyla Taşlıca. 1912 yılında o medrese kapanıyor. Ve 100 yıla yakın bir süre Karadağ'da medrese açılmıyor. Ve Allah'a binlerce hamdolsun güzel bir tevafuk. 2008 yılında eğitim, öğretim hayatı başlıyor. 2012 yılında da ilk mezunlarımızı veriyoruz. Yani 1912, 100 yıl sonra kapanan medresenin bir manada fiziki olarak aynı bölgede olmamakla beraber aynı misyonu temsil eden medrese 100 yıl sonra mezun veriyor. Türkiye'nin desteğiyle kurulan Fatih Sultan Mehmet Medresesi'nde Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç'e mikrofon uzattık. Feyziç, Türkiye'nin bu topraklarda yaşayanlar için çok özel bir anlam ifade ettiğini belirtiyor. Türkiye bizim için sadece yabancı bir devlet değil yani. Çünkü Türkiye'nin buradaki insanlar için, özellikle Müslümanlar için farklı bir anlamı taşımaktadır. Siz kendiniz de eğitiminizi Türkiye'de tamamladınız bildiğimiz kadarıyla. Nereden mezun olmuştunuz? Ben 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde mezunuyum, İzmir'de. 99'da mezun oldum. Mezun olduktan sonra Karadağ'a geldim. Karadağ'ın değişik bizim İslam Birliği'miz, müftülüğümüz veya biz meşihat diyoruz. Eski adı meşihat. İstanbul'da merkezdi meşihat, merkezi İstanbul'du. Yani bizim Diyanet İşleri Başkanlığı gibi. Evet. Değişik yerlerde çalışmaya başladım ve yaklaşık 10 yıldır bu görevdeyim. Müslümanların kültürüyle, adetleriyle, eğitimiyle, her şeyle meşgulüz. Yani. Sorunlarınız var mı efendim burada Müslüman olarak? Yani biz, rahat şekilde yaşantınız çok, devam ettiriyor musunuz? Eğitiminiz devam ediyor mu? Bugünkü hükümet içerisinde size karşı bakışları nedir? Bize vermek istediğiniz bir mesaj varsa. Biz çok zor bir dönem geçirdik. Yani buradaki Müslümanlar, her ne kadar burada fiilen ve resmen savaş olmasaydı, yani 20 yıl önce Bosna'daki, daha sonra Kosova Savaşı, büyük bir baskı vardı. Yani bir psikolojik baskısı vardı buradaki insanlarla, yani Müslümanlarla. Etrafınız, hep bütün etraflarda savaşlar var. Yani siz de azınlıkta olarak yaşıyorsunuz. Yani bu hal belki bazen savaştan daha kötü. Çünkü devamlı bir savaş bekliyorsunuz. Biz o zaman birçok nesili kaybettik. Yani
okumak isteyen çocuklarımızı okumadılar, gittiler, kaçtılar buradan askere gitmemek için. Bir takım zengin nesilleri kaybettik çünkü Müslümanlar hiçbir yatırım yapmadılar çünkü emin değillerdi. Yani herkes bavulları hazırlayıp gitme zamanı bekliyordu. Yani çok şükür bunlar arkamızda kaldı. Yani bu geçmiş bir zaman. Şu anda bizim durumumuz Karadağ'da iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve bize en önemli güç veren bu Türkiye devlet adamlarının Karadağ'ı ziyaret ettiklerinde mutlaka ve mutlaka bizi ziyaret ediyorlar. Yani müftülüğümüzü ziyaret ediyorlar. Beni ziyaret ediyorlar. Yani beni Rifat Feyziç olarak değil de bir Karadağ Müslümanların başı olarak kabul ediyorlar ve bunu Karadağ Devleti'nden bir mesajı gönderiyorlar bunu. Yani artık bu da bir mesaj. Yani artık bunlar bizim insanlarımız biz bu insanlar, bu Müslümanlar arkasında biz varız. Yani çok mükemmel diye nitelendirebiliriz Türkiye ile ilişkileri, çok, diyorsunuz. Evet, öyle mi? Evet.